Merhaba değerli öğretmen arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Bakan Özer, öğretmenlik meslek kanununun eğitim sisteminin kalitesini artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum diye bir röportajı vardı. İşte arkadaşlar, TBMM'de kabul edilen öğretmenlik meslek kanununa ilişkin Anadolu Ajansı'nın değerlendirmeler bulunan Milli Eğitim Bakanı, kanunu uzun vadede Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını bildirdi diye başlıyor. Hepiniz biliyorsunuz, Milli Eğitimin Bakanlığı sitesinde de var bu. Şimdi arkadaşlar, Öğretmen Meslek Kanunu'nun 31 Aralık 2021 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tensipleriyle TBMM'ye iletildi, hatırlatıldı. Bildiğiniz üzere kanun meclisten geçti arkadaşlar. İşte uzmanların 180 saat, baş öğretmenlerin 240 saat mesleki eğitim alarak işte hem derece kademelerinde hem de maaşlarında ne olacaktı? Artış olacaktı. Böyle söylendi. 2023 Ocağından itibaren arkadaşlar uygulanmaya başlanacak bu kanun. 3600'e emekli olan öğretmenler de olacak. Onları da yapmıştık. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar şu kısım. Yeni atanan 15.000 öğretmen 7 Şubat'ta görev başında, yeni atanacaklar ise 3 aylık mesleki eğitim gelişim, mesleki gelişim eğitiminden geçecek. Bu ne demek? Herkes bunu soruyor. 3 aylık mesleki gelişim eğitiminden. Önce bir bakalım arkadaşlar. İşte göreve başlamadan önce 3 aylık bir eğitim. Başlamadan önce diyor bakın. Göreve başlamadan önce 3 aylık bir eğitim programından geçirilmesine ilişkin çalışma hatırlatılarak 31 Ocak'ta atanan 15.000 öğretmen için bu uygulamanın geçerli olup olmayacağının sorulması üzerine. Bakan Özer, öğretmenlerimiz 7 Şubat itibariyle okullarında aktif olarak çalışmaya başlayacaklar. Yönetmelik süreci 7 Şubat'a yetişmeyeceği için yeni 15.000 öğretmenimiz bu süreçten muaf olacak ve görevlerinin başında olacaklar. İnşallah daha sonraki öğretmen atamalarına kanun ve yönetmelik çıktıktan sonra 3 aylık mesleki gelişim eğitim programına uygulama imkanımız olacak. Bu arkadaşlar meclisten geçti. Şimdi yeni atanacak öğretmenlerde uygulanması bekleniyor. Bunun çalışmaları yapılıyor. Nasıl düzenleneceği, içeriğinin ne olacağı hakkında çalışmaların devam ettiği yönünde haberler geliyor. Şimdi daha önce arkadaşlar bildiğiniz üzere ne olmuştu? Bir aralar 6 aylık kendi memleketlerinde öğretmenler staj şeklinde bir öğretmenin yanında görev alma durumu falan vardı. Yani böyle bir dönemden geçmiştik. Yani öğretmen zaten üniversitede mezun olmadan önce staj aldığı halde yine atandıktan sonra memleketinde 6 aylık bir staj programına dahil oldu. İşte diğer öğretmenlerin tecrübelerinden faydalansın falan diye böyle bir düzenleme olmuştu. Doğrudur, yanlıştır arkadaşlar. Böyle bir süreçten geçtik. Sonra zaten kaldırıldı. Yani o 20 yıllık öğretmen tecrübesinden faydalanması doğru bir şey. Ama yani yeni atanan öğretmenin de 20 yıllık öğretmenin tecrübesiyle kendisine entegre etmesi de zor bir şey. Yani çünkü o 20 yıllık öğretmenin dönemiyle anlattığı konumuyla çağ ile şu anda yeni atanan öğretmenin içinde bulunduğu dönem, konum çok farklı. Bulunduğu çağ, teknolojik çağ çok farklı. Yani ikisinin birbirine entegre edilmesi birazcık zor geliyor bana ama olmuştu. Şimdi bu 3 aylık eğitimde de ya arkadaşlar atandığınız yerde bu 3 aylık eğitime dahil olacaksınız. Mesleki gelişim eğitim programı.
Yani bunun içinde benim aldığım bilgilere göre hem bir öğretmen yanında staj, aynı o 6 aylık dönemin bu 3 ayda indirilmiş versiyonu, hem bir öğretmenin yanında staj alma durumumuz olacak. Hem arkadaşlar normal seminer tarzında teorik bilgilere dayalı bir seminerden geçme durumumuz olacak. Ya memleketinizde bulunduğunuz, ikametinizin olduğu yerde alacaksınız bunu, ya da göreve başlayacağınız ilde alacaksınız arkadaşlar bunu. Yani o ilin, ilçenin durumuna göre muhtemelen illerde verilebilir. Büyük merkez ilçeler varsa merkez ilçelerde verilebilir. Ya da gittiğiniz bölgenin durumuna göre bir düzenleme yapılabilir. Fakat dediğim gibi arkadaşlar, ya bulunduğunuz yerde ya da gittiğiniz il ve ilçede bu semineri alacaksınız. İçeriği de dediğim gibi normal seminer olacak. Yani aslında hepsini arkadaşlar bütünleştirmişler. Hepsi sarmal bir şekilde, iç içe girmiş bir şekilde. Yani ilk 2000'li yıllardaki diyeyim, öğretmen göreve başladığında ne oluyordu? İşte bir aylık bir semineri oluyordu. O seminerin sonucunda bir iki aylıktı sanırım. Sonunda sınava giriyordu. Sonra işte 6 aylık bir şey geldi. Yani daha sonra tekrardan öğretmenler Eylül'de okul açılıyorsa Temmuz'da çağırmışlardı öğretmenleri. Bir buçuk aylık bir seminer sürecine dahil edildi. Bunların hepsini arkadaşlar derlemişler, toparlamışlar. 3 aylık mesleki gelişim eğitim programı olarak uygulamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde, yani umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yine sorularınız varsa sorabilirsiniz. Dediğim gibi bu 15 bin atamaya dahil olmadı. 15 bin öğretmen ataması bu Ocak ayında yapılan, buna dahil olmadı. Bu arkadaşlar almadı. Bu arkadaşlar alıyorsa nasıl alıyoruz diye bir arkadaşımız sormuştu. Bu eğitimleri nasıl almışlar? Hocam sorabilir misiniz diye. Bu arkadaşlar bu eğitimden muaf tutuldu. Yetişmediği için, yani bakan da aynı bu şekilde söyledi. Şimdi bu yeni atamalarda bu uygulanacak arkadaşlar. Bu sıkıştırılmış. O 6 aylık programın 3 ayda indirilmiş olanı, içinde her şey var. Öğretmen yanında staj, benim aldığım bilgilere göre seminer eğitimi ve seminerin sonunda belki yapılacak teorik bir sınav. Bunların hepsini böyle bir sıkıştırmışlar. Önümüzdeki zamanlarda da iyice ortaya çıkacaktır. Yine paylaşırız arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi